30 sene geçiyorum, 50'lerden sonra aslında ilginç gelişmeler oluyor Türkiye'de. 50'ler bizim işte bir anlamda çok partili iktidarlar dönemine geçmiş, yani çok partili demokrasi yıllarına geçtiğimiz dönem. İşte o yıllarda türkülerimiz yavaş yavaş hatırlanmaya başlıyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü biraz önce söylediler, Sayın Sarıcan Hocamızın çalışmaları 40'lı yıllardır zaten. 40'larda hazırlayarak türküleri baştan gündeme getiriyorlar. Ancak burada bakın ilginç bir olay var. Ben şimdi size 4-5 tane tarih vereceğim ve bir takım ilginç noktalar koyacağım. 50, 60, 70, 80 ve 90'lı yıllardan birer tarih vereceğim. Bunlar hangisi? 27 Mayıs. Efendim? Devam edelim, evet. 27 Mayıs 1960 gibi bir tarih vereceğim. 1970'de 1'den 12 Mart gibi bir tarih vereceğim. 1980'den 12 Eylül diye bir tarih daha vereceğim. 90'lardan genel bir tarih vereceğim. O Türkiye'nin büyük değişim yıllarıdır, çok kanal geçmiş. Ve 98'de de gece açarken ben 98'de 28 Şubat'ı bir tarih daha vereceğim. Şimdi bu tarihleri bir kenara koyarsanız... tekrarlamaya gerek yok. Bizim tarihlerdir bunlar. İlginçtir, Türkiye'de halkın beğenisine sunulan müzik türleriyle bu tarihler arasında çok ilginç, çok tuhaf parametreler var. Bu parametreleri çizerseniz ve bu tarihleri yerleştirirseniz çok tuhaf sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben dedim ki artık yani 2000 yıllara girerken ve önümüzdeki sene Osmanlı Devleti'nin 700. yılını kullanmaya çalışırken bir üniversitemiz ya da en azından bir fakültemiz bu konu üzerine bir eğilsin ve bu büyük, ciddi, radikal ve sert değişimler yaşandığı tarihlerde ve onu takip eden günlerde niye Türkiye'nin beğenisinden sunulan müzik türlerinde bir takım farklar ortaya çıkmış? Daha doğrusu bu hangi dinamikler bu müzikleri gündeme getirmiş? Şimdi tarihleri verdim. Bir de tabii müzik türlerinden bahsetmek gerekiyor. 50'ler bahsetmiştim. Türkülerin ilk kez doğru dürüst gündeme geldiği yıllar da doğrudur Sayın Muzaffer Sarısun Hocamızın çalışmaları. Benim yaşım gereği, ben o zamanlar 7 yaşındaydım ve müzikten anlıyordum. Muzaffer Akgün'ü gayet iyi hatırlıyorum o yıllardan. Tabii burada vereceğim örnekler sahne sanatçılarıdır. Çünkü ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Sonuçta Sayın Hocam dediği gibi biz biraz öbür kültürdeniz. 60'larda birdenbire buna tepki olarak daha sonra aranjman adına alacak olan bir başka müzik türü gelişti. 70'lerde bizim de içinde bulunduğumuz sonra nedense adına Anadolu Pop denen bir başka müzik türü alternatif olarak gelişti. 80'lerde daha sonra Arabesk olarak söylenen arabeskçiler geldiler. 90'ları saymıyorum, o çok kanallardan dolayı ülkemizde, yani tekrar söylüyorum, ben şu an size sahne, televizyon ve radyodaki müzikten bahsediyorum. 90'larda çok kanaldan sonra biraz da sizin ihtiyaçlarınız dolayısıyla başka bir müzik türüne yönelildi. Ona da nedense efendim bilemiyorum işte yine pop dendi. Çok cıvıl cıvıl, çok kıpır kıpır, sonra çok vıcık vıcık, çok cıvık cıvık oldular giderek o yıllarda. Ama 98'e geldik ve siz tarih de verdiniz. Ben de tarihi daha da netleştiriyorum. 28 Şubat gibi ilginç bir tarih daha da var. Birden bir türkü gündeme geldi. Ben diyorum ki bu konu üzerine biraz duralım, biraz düşünelim. Benim çok siz, hoşuma gidiyor bu parametreler. Şimdi siz düşünmüşsünüzdür mutlaka ben, da. Ben biraz açın yani. 1999'da gayet uzun uzun anlatacağım Sayın Ali Koca. Büyük bir belgesel hazırım ben bununla ilgili. Çıkacak. Az kaldı. Çok az kaldı. İnşallah hep ekranda izleyeceğiz. Çünkü bu parametreler çok ilginç. Halkımızın beğenisine sunulan, empoze edilen müzik türleri ve o dönemde ülkemizin yaşadığı, o dönemde yaşadığı ilginç gelişmeler, yumuşak, sert, yarı sert tutumlar, tavırlar, ifadeler, okşamalar falan filan gibi. Barış Manço'ya çok teşekkürler. Sevgili seyirciler,